Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emre ve bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Benten evreninde yer alan en zeki uzaylıların listesini yapacağız. Umarım videomuzdan keyif alırsınız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. On numara Eko Eko. Artık ateş etme zamanı. Hadi çamur ateş. Eko Eko mu? Neden buna şaşırmadım ki? Şimdi bu listeye Eko Eko'yu koyduğum için eminim birçoğunuz listede Ditto'nun da olması gerektiğini düşünecektir. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü daha önce bir Shorts videosunda da buna değinmiştim. Eko Eko klonlarının her biri birbirinden bağımsızdır. Ancak Ditto klonlarının hepsi tek bir benliğe, yani Bentanus'una bağlıdır. Eko Eko bence zeki bir uzaylıdır. Çünkü her klon kendi bilincine sahip. Böylelikle Bentanus'un Eko Eko'ya dönüşünce yaratmış olduğu klonlarıyla birlikte herhangi bir durumda farklı düşüncelere sahip olabiliyor. Böylelikle içinde bulunduğu herhangi bir durum için çözüm bulması oldukça kolaydır. 9 numara Gravatak. Yaşayan mini bir gezegen olan Gravatak bence birçok uzaylıdan zekidir. Bentanus'un bu uzaylıya dönüştüğünde uzay ve zaman kavramları konusunda bilgi sahibi olduğunu bizlere göstermişti. Çünkü tehlikeli bir kara deliğin nasıl durdurması gerektiğini oldukça iyi biliyordu. 8 numara Şimşek Kız. Evet. Benterim. Dur bakalım uzaylı. Kimsin sen? Klasik seriden belli izlemiş olduğumuz Bentanus'un en hızlı uzaylısı olan Şimşek Kız aslında hızlı olmanın yanı sıra bana kalırsa oldukça zekidir. Bu uzaylı türleri hızlı koşmanın yanı sıra hızlı bir anatomiye sahip oldukları için ister istemez oldukça hızlı da düşünebilirler. Bunu özellikle Honor serisinde görmüştük. Hızlı düşündükleri için oldukça zeki olduklarını da söyleyebiliriz. 7 numara Clockwork. Senin öğretmenin öfkeyi kontrol etmeyi öğretmemiş. Bu uzaylı açık ara en güçlü uzaylılardan biridir. Ancak bunun yanı sıra oldukça zeki olduğunu söylesek yanlış olmaz. Çünkü bu uzaylı geçmiş ve gelecek arasında istediği gibi seyahat edebilir. Böylelikle bilmediği şeyleri de öğrenebilir. Hatta hiç görmediği olayları, zamanı geriye veya ileri sararak sanki oradaymış gibi görebilir. Böylelikle çok fazla bilgi sahibidir. 6 numara güncelleme. Omnitrix, gerekeni yap hemen. Pamuk şeker mi? Bu olay yapışkan bir hal aldı. Aslında Bentanus'un güncellemeye dönüştüğü zaman öyle ahım şahım bir zekaya sahip olmuyordu. Ancak güncelleme ve onun türünden olan tüm uzaylıların doğuştan gelen bir özelliği vardı. Bu türler bulaştığı herhangi bir kişiye veya cihaza üstün güçler ve yetenekler veriyorlardı. Yani tıpkı güncellemenin de adında olduğu gibi bulaştıkları kişileri veya cihazları güncelliyorlardı. Böylelikle çevrelerindeki birçok şeyi güçlendirebiliyorlardı. Hatta kırık veya bozulmuş olan cisimleri bile anında onarıp kusursuz hale getirebilirler. Elbette bu sayede güncellemeyi de bu listeye koymasak olmazdı. 5 numara Nanomek. Acil yeniden yükleme. Tebrik ederim Buruk Keçbedir'i ben. Pekala, yeni planın nedir? Her zamanki plan. Kötü adama gününü göster. Ama insana zor olarak. Bu uzaylının seri içinde yer alan en küçük uzaylı olduğunu söylesek yanlış olmaz. Ancak bu uzaylının küçük ve kas gücü anlamında yetersiz olması sizleri şaşırtmasın. Nanomek karmaşık ve anlaşılması çok zor olan cihazların iç yapısını çok çabuk bir şekilde kavrayabilen bir uzaylıdır. Bundan dolayı listeye ekledim. 4 numara Gutrot. Peki buna ne dersin? Bu küçük ucuz kurbağa gösterisi.
Gutroth Onur serisinde gördüğümüz, tasarım ve yetenek bakımından açıkçası benim hoşuma giden ve bence yararlı uzaylılardan biriydi. Birçok kişinin aksine ben bu uzaylının gereksiz olduğunu ve güçsüz olduğunu düşünmüyorum. Aksine ben bu uzaylının oldukça zeki ve güçlü olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu uzaylının midesi bir kimya laboratuvarıdır ve burada çeşitli birçok kimyasalları karıştırıp istediği herhangi bir gazı ortaya çıkartabilir. Ve bunu yapması sadece Gutroth'un saniyelerini alır. Açıkçası uzaylının kimya bilimi bence takdire şayandır. 3 numara Jururik. Lütfen bana insana zor ver. Lütfen bana insana zor ver. Jururik mi? Şaka mı bu ya? En azından sen küçük bir hedefsin. Jururik için aslında zeki ve durdurulması imkansız bir mucit diyebiliriz. Bu uzaylı seri içinde gerçekten icat yapma açısından da yüksek bir uzaylıydı. Ben Tennyson bu uzaylıya ne zaman dönüşse Zıvana'dan çıkıyor ve etrafında bulunan herhangi bir çerçöpten bile saniyeler içinde mükemmel icat ve silahlar yapabiliyordu. 2 numara Fırtına Beyin. En güçlü silahlarımdan birini bile denemeyeceğim. En sıradan yaratığım bile üçünüzün toplamını alt eder çünkü. Fırtına Beyin o kadar zekidir ki Ben Tennyson bu uzaylıya dönüştüğünde Azmut'la bile zeka anlamında ondan daha üstün olduğunu iddia etmişti. Elbette biz buna ihtimal vermiyor olsak da Fırtına Beyin ve onun türünden olan diğer uzaylılar seri içinde görmüş olduğumuz en zeki uzaylıların başında geliyor. Çevresinde bulunan herhangi bir olayı daha o olay yaşanmadan önce öngörmesi ve olayların buna göre hayata geçmesi oldukça önemli bir yetenek ve zeka işidir. Ayrıca tıpkı galvanlar gibi bu türlerde birçok icat ve silah yapabilecek kadar zekidir. Çünkü seri içinde Dr. Psychopos adında bir abimiz vardı ve bu karakter de Fırtına Beyin'in türünden biriydi. Ayrıca seri içinde Ben Tennyson'u kolayca avlayabilmesi için Kybra doğal avcıların DNA'sıyla dolu olan Nemetrix'i yapan kişi de yine bu abimizdi. 1 numara Gri Matı. Hadi Omnitrix, hemen red yap beni, hemen red yap. Gri madde mi? Dostum, bu yeni şeyin el kitabını bulmalıyım. Bu seri içinde zeka anlamında gri madde ve onun türünün üzerinde bir karakter veya uzaylı türü var mı diye soruyorsanız dostlar, kesinlikle yok. Zaten hem Omnitrix'i hem de bu evinin başlamasına neden olan asıl karakter yani uzaylı aslında Azmut Reis'tir. Ve bu abimiz zaten bir galvandır. Azmut, gri madde ve bu türden olan tüm galvanlar doğuştan zekidir. Seri içinde Ben Tennyson bu uzaylının kıymetini pek bilmemiş olsa da bence Ben Tennyson'ı birçok zor durumdan kurtarmayı başarmıştı. Bu türlerin aptal olma şansı yok. Çünkü bu türde zeka doğuştan gelen bir yetenekti. Yani açıkçası ben daha aptal bir galvan bile görmedim. Nasıl ki Şimşek Hız doğuştan hızlı veya dört kol doğuştan güçlüyse bu türde doğuştan zekiydi. Seride en aptal galvanlar diyebileceğimiz Bulukiç ve Dirba bile seride yer alan birçok karakter veya uzaylı türünden hatta Dr. Psychopos'dan bile oldukça zekiydi. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Benten evreninde yer alan en zeki uzaylıların listesini yaptık ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Fearless.